Şimdi de Siirt'in içli köftesini yapacağız Peyman Hanım ve Mukti Hanım'la beraber. Siirt'e özgü en güzel yöresel yemeklerimizden biri içli köftemiz. Baharatlarımız karabiber, kara reyhan, pul biber, tuz, azıcık salça. Buraya özgü savar kitel denilen bir de bulgurumuz var. 1 kilogram dana, süt danasından olma kıyma, doğranmış soğan ve maydanozdan hazırlanıyor. Malzemeleri saydık. Evet. Hemen başlayalım. Olur, tabii. Çok merak ediyorum. Önce bulgurumuzu, savar kitelimizi ıslatmayla başlıyoruz. Dinlenecek bir saat, yarım saat. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz yoğurmaya. Biraz yumuşaması bekliyoruz sayıp. Şöyle. Köftedeki bulgurlarımızı dinlenmeye bırakıyoruz. Bunlar dinlenirken boş beklemiyoruz. Evet. Ve ikimiz hazırlıyoruz. Süt dana kıyması. Bu bölgede süt danası kullanılıyor. Kıymayı kavuralım. Yağsız kendi yağıyla kavuruyoruz. Yağsız kendi yağıyla kavruluyor. Suyunu çekiyor. Daha sonra baharatlar ve tuz ilave ediliyor. Akabinde soğan. En sonunda da maydanoz ekleniyor. Harika. Kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Bir taraftan da maydanozları doğruyoruz. İnce ince soğanlar doğranmış. Evet. Birazdan hepsini birleştireceğiz. Yapım aşamasına geçeceğiz inşallah. İçli köftenin önce içini hazırlıyoruz ki içini dondurmamız gerekiyor. Sıcak sıcak dolduramıyoruz. Dondurulduktan sonra hamur hazırlanıyor. Hamurunun daha rahat açılabilmesi için en az bir yarım saat, bir saat dinlenmesi gerekiyor. Donuk iç ve hamur birleşince ortaya efsane bir lezzet çıkıyor. Evet, soğanları ekliyoruz. Soğanları ilave ediyoruz. Soğanlarımız öldükten sonra maydanozunu, baharatını dökeceğiz. Sonra soğumaya bırakacağız. Soğanımız da kavruldu. Üzerine maydanoz, baharatlar ve katı yağımızı ekliyoruz dondurabilmemiz için. Yağımızı ekledik. Katı yağımızı ekledikten sonra derin dondurucuya atıp donduruyoruz. Harı çıktıktan sonra. Böylece dolumda daha pratik, daha güzel ve patlamasını engelliyor dondurulunca. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ekliyoruz. Hem katı yağ, sıvı yağ var. Evet, hem katı yağımız. Siirt yemekleri yağlı oluyor. Evet, birazcık. Baharat ve yağı bol olan yemekler. Çünkü bu yörenin insanları damak tadına düşkün insanlar. Salçamızı ekliyoruz. Evet, salçamızı ekliyoruz. Biraz salçamızı. Biber salçası mı, domates salçası mı? Biber salçası. Biber salçası kullanıyoruz, evet. Şimdi baharatları. Önce tuz. Ekliyoruz. Önce tuzumuzu. Pul biber, karabiber. Hemen uzatalım, yardımcı olalım. Evet. Karabiber ve reyhan. Yörede, bu genelde sadece Siirt yöresine has bir durum. Kara reyhan diğer yörelerde çok kullanılmaz ama Siirt'te eşsiz bir aroma verir. Öneririz kesinlikle kara reyhan kullanılması. Güzel oluyor. Kesinlikle aroma, koku aynı. Çok güzel. Diğer yörelerde genellikle Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Antep, Hatay bunlarda daha çok pul biber, karabiber, isot kullanılır. Şimdi maydanozumuzu ekliyoruz. İçimiz hazır. Soğumaya bırakıyoruz. Tamam. Onu soğumaya bırakıyoruz. O soğuyacak. Daha sonra dolaba atacağız. Donduracağız. Donduracağız ve hamuru yapım aşamasına geçeceğiz. Ocağımızın altını kapadık. İçimiz soğurken şimdi hamurumuzu yoruyoruz. Evet. Ilık su yapıyorsunuz. Ilık su. Fark etmez. Yavaş yavaş hareketlerle ezilerek daha çok bilek kuvvetiyle yoğrulması gerekiyor. Çiğ köfte gibi. Evet, kesinlikle. Çünkü aşırı derecede su verilip bilek kuvveti uygulanmadığında hamuru açarken patlama riski yüksek oluyor. Bunun için gayet böyle sabırlı bir şekilde bilek kuvvetiyle yoğrulması gerekiyor. Bulgurlar birazdan hamur gibi olacak. Yaklaşık yarım saat 40 dakikadır Muhtiye Hanım hiç yorulmadan yoğurmaya devam ediyor. Artık iyice hamur gibi oldu. Tamamdır. Açmaya şu an tamamdır. Hazırdır. Açabiliriz. Köftemiz dışı hazır. Evet. İçinde soğuttuk. Soğuttuk, dondurduk. Onun için en az bir yarım saat 40 dakika dinlenme süresi vardır. Evet. Şu an böyle küçük topaklar halinde ayrılacak birbirinden ve açılmaya hazır haldedir. Hadi şekilini görelim bakalım. Siirtler nasıl şekil veriyorlar işte köfteye? Siirt'te özgü yarım daire böyle UFO şeklinde yapılır. Evet, genelde öyle tanıtılır. Evet. UFO şeklindedir. Gayet ince açılır. Dolu dolu içiyle, bol baharatı ve yağıyla damakta efsane tat ve lezzet bırakır. Bunları dinlenmeye bırakıyoruz bir 5-10 dakika. Sonra tekrar açma aşamasına geçeceğiz. Üzerimiz hamurlarımızı 5 dakika bekletiyoruz.
içli köftelerimizin açım aşaması. Yörede genelde sıvı yağla, unla değişik şekillerde açılıyor. Bayanlar artık hangi rahat şekilde açmayı biliyorlarsa öyle yapıyorlar. Muhdi abla şu an sıvı yağla açıyor. Parmağını yağlayarak açıyor. Evet, parmağını yağlayarak açıyor ki... Bura bakın, inceltiyor. İnceltmesi için iyice böyle vurarak. Bayan incelmesi gerekiyor. Yapılmıyor değil mi? Yok. İşte onu dengeli yapmak lazım. Zaten her hanımın harcı değil. İçli köfte. Siz uzak duruyorsunuz. Ben Mardin yöresini bildiğim için Sirt yöresinden uzak duruyorum. Çünkü gerçekten yapım aşamaları çok farklı olduğu için. Ama normalde imece usulü herkes yardım eder. Evet. Yok yok. Kusura bakma, biz de bakıyoruz. Maalesef bu benim üstüme tek kalıyor her zaman. Şimdi içli köfte gerçekten çok maharet isteyen bir durum. Evet. Neşakkatli bir yemek. Aynen. Bakın içine önce doldurduk, yuvarlaktı. Şu anda UFO şekli veriyoruz. Hamurumuz dinlendiği için gayet güzel açıldı. Muhtiye abla, ben de yardım etmek istiyorum size. Tamam. Ben mikrofonu size vereyim. Tamam. Siz konuşanlara tutarsınız. Hemen elimi yıkayıp geliyorum. Buyurun. Yasin Bey'in elinden içli köfte. İyice Siirt içli köfte. Elimizi yağladık. Elimizi yağladık. Şimdi içini açmaya çalışacağız. Parmağımızı daha önce içine oyuyoruz. Evet. Böyle. Bastırın. Böyle içini güzelce oyuyoruz. Aynen. Açsın siz. Evet. Bu şekilde oyduk. Açıyoruz. Evet. Parmağım yağlayayım ama yapışmasın. Evet. Arada. Şimdi açıldığına göre iki elinizle böyle yapabilirsiniz. Valla maşallah. Güzel açıldı. Oluyor mu? Çok iyi oldu. Böyle ama vurdurma işini ilk defa görüyorum böyle. Şöyle. Parmakla. İki parmakla. Evet. Evet. Bence bu kadar yeter. Yeterli. Şimdi içini dolduruyorum. Doldurun. Onu hangi şanslı yiyecek şu an? Çok merak ediyorum. Yeter mi kadar iç? Biraz daha. İçi bol oluyor. Cömert davranalım efendim. İçi bol olması lazım ki lezzeti. Tamamdır. Siirtliler eti çok seviyorlar. O yüzden etini bol koyuyoruz. Evet, etini bol koyuyoruz. Ve ağzını artık kapatıyoruz bu şekilde. Toparlayarak kapatıyoruz. Fazla hamur alacağız. Evet. Almaya çalışın. Çevirerek, birleştirerek bu arada koparırken. Şöyle çevirerek. Birleştirerek. Kopardık fazla yedene. Olabildiğince birbirine yapışsın. Patlamasın diye. Efendim siz güzel anlatıyorsunuz ama uygulama yok. Ben de şimdi uygulamada gösteririm. Şöyle biraz yardım edebilirim. Nasıl? Size. Çevirin. Pardon. Evet. Aldım. Tamam. Şimdi biraz daha koparsaydınız iyiydi de. Yeter bence. Tamam. O kadar profesyonel beklemiyordum. Evet. Tamam. Elinizi yağlayın şimdi. Şimdi elimizi yağlıyoruz tekrar. Evet. Ve döndüre döndüre. Evet. UFO şekli hafif, veriyoruz. Hafif bastırın. Çok da ezmeyin. Tamam. UFO şekli veriyoruz. Avucunuzun içi boş olsun. Kubbe şekli vereceksiniz. Güzel oldu. Çok buyurun. Güzel oldu. Evet. Daha... Sağ olun. Ben de Mudi Hanım tam evet, biraz daha inceltelim. O kadar da zor değil. Aynen öyle, kesinlikle. Ama zor. Emek istiyor. Emek istiyor. Aşama aşama evet. Olduğu için. Aşama aşama sabır ve emek istiyor. İçli köftelerimizi şeklini verdik. Ondan sonra haşlama geçeceğiz. Haşlamaya gireceğiz. Haşlamanın da püf noktası var demiştiniz. Evet. Şimdi onu öğreneceğiz. Haşlamamızın püf noktası içine bir tutam tuz ve bir tutam da limon tuzu katılmasıdır. Suyumuz kaynadı. Aynen. Tuzumuzu at. Biraz 5-10 dakika dinlenip beklemesi gerekiyor. Daha rahat kaynayabilmesi için suyumuza, tuzumuzu ve limon tuzumuzu atıyoruz. Kaynama noktasına geldiği anda da içli köftelerimizi içine atıyoruz. Bakın limon tuzu ve tuz önemli, çatlamasını önlüyor. Çatlamasını, içinin dışına çıkmasını engelliyor. Mutlaka o püf noktasını atlamayalım pişirirken. İçli köftelerimizi götürüyoruz. Pişme süresi de 5 dakika. 5 dakika sonra çıkarabiliriz. Servise hazır. 5 dakika haşlanmalarını bekliyoruz. Haşlanmaları bekliyoruz. Su yüzeyine çıktıktan sonra bir 5 dakikada su yüzeyinde kaynıyor. Zaten piştiğini de anlayacağız. Piştiğini öyle anlıyoruz. Ne zaman yüzerler su üzerinde? Evet, su yüzeyine çıkıp yüzdüklerinde bir 5 dakikada su yüzeyinde bekliyoruz ve servise hazır hale geliyor. Üzerine baharatlarla hazırladığımız sos. Sıvı yağ, toz biber, pul biber, karabiber, sumak, reyhan. Yani yörede kullanılan baharatların ortak bir lezzetidir aslında. Tamam. Ya da kavrulduk. Kızdırdınız. Hı? Birazdan üzerine dökeceğiz. Evet. Nasıl oldu? Çok güzel görünüyor. Hiç yırtılma yok. Hiçbir şekilde yırtılma, patlama yok. Dikkat ederseniz gayet ince. İçinin görünebileceği kadar ince. Evet, içi gözüküyor. Ve sosumuzun içeriğini söyledik zaten. Bol baharatlı yağlı bir sos. Ablacığım iyice bir etrafına gezdirelim. Hemen fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım bu tarifleri. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Sizin de Instagram'ınız var. Peymana Sultan Sofram.
sayfasından bizleri takip edebilir, tariflerimizi öğrenebilir, değişik yöresel lezzetleri de görebilirsiniz. Evet, şimdi tadına bakıyorum hanımlar izninizle. Şöyle mikrofonu ben tekrar size vereyim. Çok lezzetli. Bir tane asla yetmez. Ben yaptığıma göre herkes yapabilir. Kesinlikle. Tarifini vermesi bizden, yapması sizden. Ya da gerisi yırta yerinde yiyin. Kesinlikle. Dünyanın tadı devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.